Evet arkadaşlarım, cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Bir soru gelmiş. Bu soru çoğunuzu ilgilendiren bir soru olduğu için bugün sabah itibariyle işe giderken bu soruyu cevaplamak istiyorum. Fazla da uzun tutmayacağım. Zaten bu konu hakkında birçok videom var. Arkadaşlar, bir takipçimiz sormuş. Abi ben seni takip ediyorum. Senin araçtan, yani Tay'dan almak istiyorum. Eşimle karar verdik. Mutabık olduk. 30-35 bin lira civarında bütçemiz var. Senin araç emsali bir araç alabilir miyiz? Nelere dikkat etmem gerektiğini senin vloglarından, videolarından bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla uygulayacağım, yapacağım, bunlara dikkat edeceğim demiş. Ben de müsaadenizle bu konu hakkında fikir ve görüşlerimi beyan edeceğim sizlere. Öncelikle arkadaşlar, değişken bir piyasa ekonomisi yapısı içerisindeyiz. Tabii birkaç gün içinde seçimler de olacak, bunun da etkisi var. Ve bu videoyu mümkünse fazla geciktirmeden düzenleyip atmak istiyorum ki güncelliğini muhafaza etsin. Gönül isterdi ki tayin içerisinde cevaplayayım bu soruyu. Ama Ford ile işe gidiyorum biliyorsunuz. Ve bu araca nasip oldu bu vlog. Arkadaşlar, dikkat etmeniz gereken şeyler çok önemli. Bu araçların piyasası bulunduğu ortamdan, konumdan çok çok yüksek yerlere çıktı. Çoğu arkadaş da diyor, tabi abi bunda senin de çok etkin var, işte senin vlogların falan. Doğrudur, 3 senedir bu araçlar hakkında vloglar çekiyorum, videolar çekiyorum. Birçok bilinmeyenini, birçok yapılması gerekenini, yani daha doğrusu bu araçlar Tay gibi E200'lerden bahsediyorum. Benim vloglarım da bir ileri aşamaya geçti arkadaşlar. Böyle bir durum var. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Onu hemen sizlere şunu. Arkadaşlar, malumunuz E200 marka araçlarda fiyat biraz değişkenlik arz ediyor. Bunun nedeni, birincisi, top gözlü satıcılar. Aracının güncel fiyatını belirlemek ve kıstası yükseltmek için fiyat yükseltiyorlar ve bu yükselttikleri fiyat üzerinden internette dolaşan fiyatlardan ötürü araçların fiyatı biraz yüksek görünüyor. Çünkü emsal teşkil ettiğini düşünen insanlar da bunlara göre kendilerini ayarlıyorlar. İkincisi, ederi o para etmeyip de edeceğini düşünen satıcılar. Yani birazcık da burada açgözlülük veya malik olduğu malı otomobili daha yüksek fiyatlara satmak isteyen insanlardan oluşuyor. Üçüncüsü ise malum doların veya işte sıfır araç fiyatlarının çok yüksek olduğu için ikinci el araçların biraz daha değer kazanması, bundan dolayı piyasanın biraz yüksek olması. Şimdi alacağınız araçta bazı kriterler var. Bu kriterleri iyi bilmeniz gerekiyor. Bunlara göre hareket etmeniz gerekiyor ki aldığınız malın, aracın hayrını görün, uzun yıllar kullanın. Çok az bir masrafla, bir de şunu söyleyeyim, çok az bir masraf dedim. Bir miktar paranız yanınızda olması gerekiyor arkadaşlar. Bu araçları aldığınız zaman ileride kullanabileceğiniz, yani bunun sonuçta bakımı var, noter giderleri var, sigortası var. Yani yağı, işte efendime söyleyeyim, yağ filtresi, benzin filtresi, bunlar değişmiş mi, değişmemiş mi? Bir benzin filtresi 60 bin kilometre değişiyor. Şanzıman yağı daha önce otomatik vitesse 7 litreye yakın yağ alıyor, değişmiş mi? Filtresi değişmemiş mi? Bunların bilinmesi gerekiyor. Hadi diyelim ki motor yağı değişti, 10 bin kilometrede bir filtresini değiştirdiler. Ama bu bahsettiğim şeylerin de
akıbeti önemli. Ayrıca çalışmayan donanımlar varsa bunların çalışabilir hale gelmesi için de bir miktar para gerekiyor. Şimdi bunlardan hepsi tam olduğunu varsayarsak, düzenli, problemsiz olduğunu varsayarsak, bu alacağınız araçların fiyatı tabii ki yükseliyor. Ve 30-35 bin lira, şimdi bu geçen seneler için bu rakamlar ortalamayı veriyordu. Ortalama nasıl hesaplanıyor? İşte internet üzerinden aynı modeldeki araçların bir fiyat şeyi komple alınıyor. Böldükten sonra ortalaması ortaya çıkıyor. Bir de kilometre önemli. Kilometre de aynı şekilde bir metotla, yöntemle, yani komple toplanıyor ve bölünmek suretiyle ortalama kilometreleri kaç olmalı, kaç liradan gitmeli, bu ortaya çıkıyor. 90 için birinci yarısındaki araçları, ikinci yarısındaki makyajlı ve yeni nesil motorlu araçlar gibi satmak isteyenler de var. Yani buna da dikkat etmek gerekiyor. Size eski motor, eski nesil motor, M102 kodlu motoru, M111 kodlu motor gibi satmak isteyenler de olabilir. Buna da dikkat ediyorsunuz. Bu da fiyatları yükseltiyor. Ve eski nesil bir motorlu E200 yerine 200'e alabiliyorsunuz ki çoğu 200'e'nin arkasında da zaten sol arkasına bakarak o yazılara orijinal aldım falan anlamını da taşımayın. Orijinal olmayabiliyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu paritelerin hepsine dikkat ettiğiniz zaman zaten fiyat şekilleniyor ve alacağınız aracın arkadaşlar hangi kilometrede nasıl bir araç olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar bu şekilde bildirmekte fayda görüyorum. Peki sorumuzun ikinci kısmı, abi senin Tay gibi bir araç alabilir misiniz bu paralara? Bu paralara benim Tay gibi bir araç alamazsınız. Yani açık ve net konuşmak gerekirse. Belki orijinal bir 200'e, temiz, güzel, donanımlı bir 200'e bulabilirsiniz. Yani o da 90-93 arası olabilir. Belki 90 için birinci dönemine ait yeni nesilli bir 200'e bulabilirsiniz ama Tay gibi orijinal, temiz, bakımlı, güzel bir araç bulmanız biraz zor. Benim aracım da arkadaşlar bu hale gelmek için çok masraf edildi. Tarafımdan bayağı bir, yani iciğine cicine kadar derler ya, cücüğüne kadar aracın bakımı yapıldı, kontrolü edildi. Her şeyi kayıt altında. Zaten ben 3,5 sene önce hemen hemen zaten bu paraları aldım arkadaşlar. Yani 30 küsür bin liraydı aldığımda araç piyasası. 31'di. 30.500 liraya aldım. Ve zaten harcadığım paralar da çok daha fazla üzerinde. Yani birçok bakım yapıldı bu araca. Ha, her zaman olduğu gibi şanzıman mı bakımı yapılan yer? Hayır. Defransiyel mi? Hayır. Motor mu? Hayır. Bunlar Allah'tan bunlara herhangi bir masraf yapmadım. Çok az işte bir kaportasal anlamında boya, sunroof bakımları. Bunları kendim yaptım, sunroof bakımını falan. İşte kızakların bakımları. Bu tür şeylere harcandı. İşte temizlik ürünleri veya birkaç sensör, işte tavan veya işte bagajı boyattım. Buralara gitti paralar. Lastikler, ya bunlarla ilgili şeyler. Bunları zaman zaman belirtiyorum. Fakat bu kadar temiz, bakımlı bir araç olmaz. Yani bu araçlar, benimki gibi bir araç alacaksanız 45-50 bin lira arasında bir parayı gözden çıkaracaksınız ama o paraları aldığınız araçları yan yana koyalım. Aradaki farkı görün. Belki birkaç donanım fazlalığı vardır. Onlar çalışıyordur ama kondisyon olarak işte çalıştırdığınız anda, yolda giderkenki hissi, alt düzen, ön düzen, motor, işte defransiyel, şanzıman gibi komple her şeyi incelediğinizde tabii ki çok farklı olduğunu göreceksiniz benim aracımla. O paraları aldığınız aracı bile, yani 45, yani 40-45 arasına aldığınız aracı bile. Şimdi zaten ben böyle bir şey ticaret yapmıyorum. Araç alıp satmıyorum. Aracımı, aldığım araca en iyi hale getirdim.
binmeye devam ediyorum ve daha da yaptıracağım bazı kafamda şeyler var. Yani bir takım böyle çalışmalar olacak. Bunların da vakti ve zamanı geldiğinde yapılacaktır. Konu hakkında böyle bir vlog yapayım dedim arkadaşlar. Alacağınız parayla, yani o arkadaşım için söylüyorum, bahsettiği paraya temiz, bakımlı, güzel bir 200'e alabilir. Tek nokta enjeksiyonlu 122 beygir, 85-93 arasında üretildi. Fakat kendisi 90-93 modelleri arasında temiz, güzel, bakımlı bir 200'e alabilir ama E200'de satılan E200'ler var o paraya. Fakat o paraya alacağınız E200 düzen tutmaz. Yani bayağı bir anlamanız ve uğraşmanız gerekiyor. Bir de Allah muhafaza, çok daha beter, berbat bir E200 alırsanız, yani bu da sizi yıpratır, çok çok sıkıntı yaşatır. Bunu demek istiyorum. Yani bunlara dikkat ettiğiniz sürece başınız ağrımaz. Başınızın ağrımaması için de araç alırken biraz dikkatli davranmanız, aracı biraz tanımanız gerekiyor. Yani kısaca durum bu. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Dileklerimle birlikte hepinize hayırlı, güzel günler diliyorum. Hayat gönlünüzce olsun istiyorum.